Yer değiştirebilir miyiz? Kameralarda bilmiyorum. bu şekilde. Yok yok şey, mikrofonları. Yani D'yi bu tarafa, A'yı o tarafa. Bir daha çevir abi. Aynen öyle. Tamam. Tamam. Arkadaşlar az ses geri dumanlı. Bir saniye. Şey nasıl başlıyoruz? Sorular üzerinden mi gidelim? Nasıl? Siz başlayın, sonra bir soralım hocam. Neyle ilgili başlayayım onu söylüyorum. Başlıyoruz. 2 hafta geçti. Hazır mıyız arkadaşlar? Hocam hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Tabii kısa bir süre oldu. Sizlerle ilk kez burada buluşma imkanımız oldu. Süreç maalesef çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Öncelikle hoş geldiniz siz de. 3 maç artı bir de kupayla beraber 15 gün içerisinde 4 tane müsabaka oynadık. Bunların 3'ü lig, bir tanesi kupa. Ama özellikle ligde istediğimiz ve beklediğimiz sonuçları ve skorları alamadık. Ama inşallah kupayla başlayan ve bundan sonrası ile ilgili devam eden süreçte istediğimiz, arzuladığımız, hedeflediğimiz bütün puanlara talip olarak bunları gerçekleştireceğiz. Sizin de bildiğiniz gibi kısa bir süreç oldu, süre oldu. Biz de oyuncuları dışarıdan tanıyorduk ama içeride daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Tek eksikliğimiz, oyuncularla çok fazla antrenman yapma şansımız çok fazla olmuyor. Sürekli maç, müsabaka derken seyahatler içerisi falan. Bu problemi, bu eksikliği yaşıyoruz. Umarım onu da en kısa sürede atlatırız. Benim genel itibariyle söyleyeceklerim bunlar. Sorunuz varsa sorularınızı alın. 3 hafta neler eksik tespit ettiniz? Neler yapamıyoruz? Şimdi bunun tabii oyun tarafı var, dışarıdaki tarafı var. Süreci aslında başından sonuna kadar iyi hesap etmek gerekiyor. Bakıldığı zaman 2 tane galibiyetimiz var bu ligde. Bu galibiyetler ligin başında, ilk 3 haftasında alınmış. Transferin devam ettiği süreçte, rakiplerin hazırlık anlamında da eksik olduğu zamanlarda yapılmış ve kazanılmış müsabakalar. Bizim transfer bittikten sonraki süreçle alakalı problemler yaşamaya başlamışız. Yani 3. haftadan sonra takım hem moral olarak, hem motivasyon anlamında, hem fiziksel anlamda maalesef istenilen seviyede gözükmemiş, olmamış. Bunun tabii sebepleri nelerdir, ne değildir? Kadro yapısı, kadro mühendisliği anlamında ne kadar doğru yapıldı, ne kadar yanlış yapıldı bakıldığı zaman. Ama olumsuz giden bir süreç var. Bizle beraber de devam ediyor. Bu süreç, geçen de söyledim, elimizde sihirli bir değnek yok. 3 haftada, yani 10 günde, 15 günde bütün her şeyi bir anda değiştirebilecek bir ortam gözükmüyor. Yavaş yavaş ama 3 maç itibariyle kendi dönemimde, artık kupa maçıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Özellikle Konya maçında 2. gün perşembe takımla antrenman yaptık. Cuma günü ter antrenmana maça gittik. Cumartesi maç oynadık. Oyuna bir başlangıç var ama 10. dakikada penaltı, kırmızı kart ve aşağı yukarı oyunun büyük bir bölümünde, 80-85 dakikalık bölümünde eksik bir oyuncuyla beraber oynadık. Ondan sonraki Hatay maçı 3 gün sonra, bana göre 35-40 dakikası iyi bir oyun, iyi bir mücadele. Pozisyon var, rakibinde bir iki tane var ama golü yedikten sonra, 40 küsürüncü dakika golü yedik, devre arasına girdik. Ondan sonra ikinci yarının başında kendi kalemize bir gol ve kırılgan bir yapı, 60-65 dakikaya kadar kötü ikinci yarı itibariyle. Ama ikinci yarıdan sonra, özellikle 60-65'ten sonra oyuncu değişikliklerle beraber pozisyon bulan, skoru değiştirebilecek pozisyonlarda, fırsatlarda yakalayan bir takım vardı ama maalesef skora yansıtamadı. Gençler Birliği müsabakası ile ilgili bakıldığı zaman bana göre kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Maçın geneli itibariyle bakıldığı zaman rakipten üstün olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle 2-20 dakika, 25. dakika 3-0, 4-0 yapabileceğimiz fırsatları elimize aldık. Rakibin ilk yarı itibariyle duran top haricinde pozisyonu yok. Ama onun haricinde bir anda yine bir bireysel hatayla beraber yenilen bir gol, sonrasında 1-0 mağlubiyet var. Bunlar tabii bahane değil ama bir süreç. Oyun anlamında, sahadaki organizasyon anlamında değişiklikler yapmaya çalışıyoruz. Bu süreci en az hatayla, en az kayıpla transfer dönemine kadar sağlıklı bir şekilde götürme amacındayız. Hocam, bu son 2 maç, Hatay Spor Gençler Birliği maçında takımda bir olumsuzluk var gibi göründü. Pas yapmada zorlandı.
Bunlar için neler diyeceksin? Bir uyum sorunu mu var yoksa takımda? Yani hangi Gençler Birliği maçı için o konuda size katılmıyorum. Özellikle Gençler Birliği müsabakasında oyunu pas anlamında da oyun anlamında da özellikle gole kadar bence iyi götürdüğümüzü düşünüyorum. Bu tarz maçlarda skoru eğer yakalayamazsanız, golü atıp öne geçemezseniz, rakibin direncini ortadan kaldıramazsanız maalesef güvensiz bir, kırılgan bir takım var elimizde. Yani bu bugün oluşmuş bir şey değil. İki hafta önce de oluşmuş bir süreç değil. İşte dediğim gibi sezonun sürecinden başlayarak gelen bir olumsuzluklar var. Bunun ne kadar sahanın içi, ne kadar sahanın dışı, onları sizler aslında daha çok biliyorsunuz. Ben de yakından takip etmeye çalışıyorum. Gidermeye çalışıyoruz ama tekrar söylüyorum, bu bir süreç. Bu süreçte en az hatayla, en az kayıpla beraber, bu oyuncularla beraber bu süreci götüreceğiz, götürmeye çalışacağız. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Hocam, yeni başkanımıza ve siz de dahil olmak üzere transfer için bir çalışma başlattınız mı? Herhangi bir çalışmanız var mı? Muhakkak çalışmamız var. Bir araya geliyoruz. Düşüncelerimizi, oyuncu tercihlerimizi, düşündüklerimizi söylüyoruz. Onlardan gelenler var. Bunu şöyle söyleyeyim. Bu tek başına ne bana bırakılabilecek bir olay ne de tek başına yönetime bırakılabilecek bir olay, transfer işi. Bunun ekonomik tarafı var, oyuncu tarafı var, planlama tarafı var. İki tarafın ortak aklıyla beraber yapılabilecek bir şey bu transfer. Biz de o akılla beraber inşallah bunu, bu süreci doğru yöneteceğiz. Takımı kurmak, planlamak, kadro mühendisliğini doğru yapmak bizim artılarımızdan bir tanesi olacak. Öyle düşünüyorum. İnşallah bunu da yaptığımızda siz de göreceksiniz. Bariz bir şekilde bunun ne kadar doğru ve olumlu sahaya yansıdığını, sonuçların olduğunu hep beraber şahit olacağız. Yani Beşiktaş maçıyla ilgili hafta sonu önemli bir müsabakamız olacak. Bunlarla bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani tekrar söylüyorum, Beşiktaş bu ülkenin büyük takımlarından bir tanesi, şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Artıları var, eksileri var. Biz her müsabakaya, her puana talip olduğumuzu söyledim. Zor bir müsabaka, bunu açıkça söylemek lazım ama biz oraya teslim olmaya gitmiyoruz. Bayrağı, beyaz bayrağı kaldırarak da gitmiyoruz. Kazanmak için, puan almak için sahada 90 dakika mücadele eden bir takım olarak inşallah umut ediyorum. İstediğimizi, arzuladığımızı alıp mutlu bir şekilde buraya gelip artık yavaş yavaş kazanma alışkanlığını, kaybetmeme alışkanlığını kazanmamız gerekiyor. Çünkü maalesef takım halinde kırılgan bir yapımız var. Özellikle golü yedikten sonra problemler yaşayabiliyoruz. Biz bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Tekrar söylüyorum, oyuncularla beraber sahanın içerisinde çok fazla antrenman yapma şansımız çok fazla olmuyor. Çok kolay süreçte değil bu. Sürekli müsabaka, müsabaka, müsabaka. Biz de maalesef bu sıkıntıları yaşıyoruz. Oyuncularla ilgili genel itibariyle şunu söyleyeyim, aklıma gelmişken. Tabii sezona iyi başlayan, performans gösteren oyuncular var. Ama maalesef şu anda istenilen performansta, yani sezona başlangıcıyla şu andaki durum arasında farklılık gösteren oyuncular var. İşte bunlar bana göre ne olabilir diye oturup konuştuğumuzda bir fiziksel olabilir, iki mental olabilir. Dediğim gibi fiziksel tarafıyla ilgili değiştirmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Mental tarafıyla ilgili konuşarak sorunları çözüp, tespit edip doğru tedaviyi uygulamak açısından bir emeğimiz var, gayretimiz var, heyecanımız var. İnşallah tekrar söylüyorum, devre arasına kadar, transfer dönemine kadar bu ekiple beraber, bu kadroyla beraber alabildiğimiz puanları alıp ondan sonrasıyla ilgili ikinci yarıya doğru oyuncularla, doğru kadro mühendisiyle beraber bu ligde fark yaratabilecek, rahat bir şekilde sıkıntı yaşamayacak bir takım oluşturma hedefindeyiz. Şunu söyleyeyim, bu bir süreç. Biz oyuncuları tanıyoruz, oyuncular bizleri tanıyor. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim, bu kulübe, bu şehre aidiyet duygusu olmayan oyuncularla beraber olmayacağız. Onu net söyleyeyim. Bu kulübe, bu şehre kim ait hissediyorsa, sorumluluk sahibi oyuncularla beraber biz bu yola gideceğiz. İnandıklarımızda inananlarla beraber bu yolu, bu süreci devam ettireceğiz. Katılımlarını olumlu görüyorum. Yavaş yavaş değiştiklerini görüyorum. Çünkü farklı bir oyun, farklı bir oyun anlayışı. Bu zorluklar olabilir. İnşallah tekrar söylüyorum, sabrederek bu zamanı doğru planlayarak bu süreci en kısa şekilde, en kayıpsız şekilde atlatırız. Hocam, mavi beyazlı taraftarlara bir mesajınız var mı? Onlar ben tabii biz
Ben Trabzonluyum. Erzurum şehri, Trabzon şehriyle kardeş. Burada arkadaşlarımız var, dostluklarımız var. Şehrin futbola olan inancı, aşkını biliyoruz, taraftarı biliyoruz. İşte biz Trabzon'da aşağı yukarı aynı şeyler. Onun için neler hissettiklerini, neler düşündüklerini bildiğim için onlara sadece şunu söylüyorum. Biraz sabretsinler. Sabrın sonunda güzel işler olacağına düşünüyorum, inanıyorum. Onlarla beraber, onların desteğiyle beraber bu süreci en kısa sürede, en iyi şekilde atlatıp bu ligde kalıcı bir Erzurumspor bırakarak benim kısa, orta ve uzun vade hedeflerim var bu takıma gelirken. Ben öncelikteki hedefim şu transfer dönemine kadar, yani devre arasına kadar alabildiğimiz puanları alıp devre arasında yapılan doğru takviyelerle beraber bu sezon ligde kalan, önümüzdeki sezonda futbol aklı olan, futbol oyun kültürü olan bir takım oluşturmak amacındayım. Ben bugüne kadar yardımcı antrenörlüğümde de, teknik direktörlüğümde de hep bu takım, sezonun başlarında giderek takımı planlayarak sonrasıyla alakalı çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Bunları Akhisar Spor dahil, Osmanlı Spor ligden ilk yıl gitmişti, yani alt ligden çıkmıştı. İlk yılımızda ligi biz 5. bitirdik, UEFA Kupası'na gittik. 2. yıl o takımla beraber, kurduğumuz takımla beraber 6 tane eleme oynayarak UEFA gruplarına kalarak, gruptan lider çıkarak, işte puan anlamında birlikte hiçbir sıkıntısı olmayan bir takım oluşturdu. Trabzonspor'da 2 yıldır yaptıklarımız ortada. Oyuncu portföyü anlamında, oyun takım oluşturma anlamında bu konuda yeterliliğimiz, donanımımız son derece büyüktür. O konuyla ilgili bir problem yok. Ben ilk kez bir sezonun ortasında bir süreçte bir takıma geldim. İşte oyunu, sahayı değiştirmeye çalışıyorum. Ama tekrar söylüyorum, benim için önemli olan araya kadar alabildiğimiz bütün, ne kadar maksimum puanı alıp devre arasında doğru organizasyonu ortaya koyarak, takım mühendisliğini doğru yaparak ikinci yarıda çok daha farklı bir Erzurumspor izletmek. Taraftarlara biraz sabretsinler. Sabrın sonu selamettir diyorum. Onlara da teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Burada şeyi de söyleyeyim, Hüseyin Başkan ayrıldı. Kısa bir süre çalışma fırsatı yakaladı. Ona da bundan sonraki ara hayatında başarılar diliyorum. Ömer Başkan'la burada zaten beraberdik. O devam ediyor. Ona da hayırlı olsun diyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum. Geldiğim günden beri sağ olsun desteğine, katkısını esirgemiyor. İnşallah onlarla beraber bu süreci çok daha sağlıklı bir şekilde hep beraber, el ele, şehirle beraber, sizlerin de desteğiyle beraber, takımla beraber bu süreci doğru bir şekilde yönetip yürütmek tek amacım, arzum. Sizlerden, camiadan, şehirden bu desteği ve süreyi istiyorum. İnşallah hep beraber mutlu bir takım oluşturacağız. İnşallah. Başarılar diliyoruz hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah utandırmasın. Sağ olun. Sağ olun. Bunu dakikaya çıkmasına. Evet, antrenmanı izleyebilirsiniz. Evet sevgili izleyenler, aklımıza gelen soruları hocamıza ilettik. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Nurullah, hocamızla dinledik. Evet. Ve şu anda da Beşiktaş maçı hazırlıklara başladı. Evet. Sizin de duygularınızı alabilir miyiz? Neler diyeceksiniz? Değişikliklerle ilgili de. Ya biliyorsunuz futbol takımlarında işte kötü gidişatlarda değişiklikler olabiliyor. Önce teknik direktör değişikliğine gitti Erzurumspor. Yeni teknik direktör Hüseyin Şimşir'le 4 maça çıktı Erzurumspor. Biri kupa maçı olmak üzere. Üçünde sahadan mağlup ayrıldı. Kupada galibiyetle yoluna devam ediyor. Tabi bu süreçte ligde kötü gidişat devam edince kulüp başkanlığı da el değiştirdi. Hüseyin Üneş istifa etti. Yerine Ömer Düzgün geldi. Artık Erzurumspor'da yeni bir sayfa açılıyor. Başkan yeni, teknik heyet yeni.
Ve önümüzde de çok zorlu bir Beşiktaş maçı var. Beşiktaş Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Defalarca şampiyonluğu var. Avrupa'da Türkiye'yi gururla temsil etmiş olan bir futbol takımı. Beşiktaş maçı bizim için bir ölçü değil. Ben bunu samimiyetle konuşuyorum ama Erzurumspor için de bir fırsat maçı olabilir pazar akşamki maç. Çünkü Beşiktaş'ın taraftarı da olmayacak tribünlerde. Türkiye'nin en ateşli taraftar gruplarından birisi Beşiktaş. Beşiktaş'ın taraftarın olmadığı ortamda bana göre saha içerisinde ev sahibi avantajı diye bir şey de yok yani. Evet. Zorlu bir mücadele olacak. Çünkü Beşiktaş'ın mevcut kadro yapısı belli Türkiye'de. Lig şampiyonluğu oynayan bir kadrosu var. Başında Sergen Yalçın gibi Türkiye'nin çok önemli bir teknik direktörü var. Zor bir maç bekliyor ama dediğim gibi Erzurumspor belki bu zor günde bu zorlu süreci fırsata da çevirebilir. Puan ya da puanlarla dönüp beyaz bir sayfa açtıktan sonra da önüne daha sağlıklı bir şekilde bakabilir. Ben şu anda bu süreçte Erzurumspor'a destekten başka bir şey diyemiyorum. Çünkü taraftarın, camianın artık yeni bir başkan, yeni bir hoca ve bu süreçte destekten başka Erzurum'da başka bir Erzurum veya Erzurumspor olmadığı için destek vermekten başka bir çaremiz yok. Destekleyeceğiz. Sabrın Sonu Hoca'nın da dediği gibi selamettir. İnşallah selametle biz bu ligde kalacağız. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Bak maçta şu hareketleri yap. Bak bak bak. O kadar göbek olsa yapacağız ha. Taner abi harikasın Taner abi. Süpersin ya. Taner abi tavuk göğsü gibi göğsü var ha. Bak bak nasıl bir şey bak. Onda göğsü yok ki göbek. Hadi. Ha hadi hoş. Şapka. Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi Erzurum'da hava bugün müthiş. Güneşli bir hava var. Kışın ortasındayız ama hakikaten gök mavi, sağ yemyeşil ve takımımız da sahada son antrenmanını yapacak. Ondan sonra da Allah nasip ederse yarın İstanbul'a uçacak. Kartallar çarpışacak. Öyle değil mi Ataş? Kartalların mücadelesi. Evet. Adaşım da öyle dedi. Kartalların mücadelesi. Çok güzel. İyi ki aklına geldi vallahi. Güzel. Çift başlı kartallar. Salih biri abi de öyle başlı. Yaratıcı fikirler olur. Ne de olsa yılların gazetecisi. Evet. İnşallah biz kazanırız. İnşallah. Bugün hava da güzel. Çok güzel. Aralığın ortasında böyle hava. Adaş? Sanki yaz. Yaz. Aralıkta. Evet. 6 derece sıcaklık görülmemiş bir şey Erzurum'da. Kaleci. Aslında burada ufak hayli kaleler olsa kimse koruyamaz. Hayli ufak kaleler. Bizimki küçük olsun, rakibinki büyük olsun. Yine bizi atsalarım ya ben. Olmaz. Arkadaşlar size saygılar. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Güle 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 güle. Evet sevgili izleyenler. İnşallah bu takım
İyi olacak. İyi olmasını istiyoruz. Umudumuz var. Henüz biten bir şey yok. Ama işte alınan mağlubiyetler bizi çok üzdü. Hepimizi, sizleri de, bizi de. Haftasının olduğu zaman umudumuz, mutluluğumuz, arzumuz, Erzurumsporumuz, ama Erzurumsporumuzda puan alamayınca, yenilince üzülüyoruz. Hakikaten yatarken yastığa başımızı koyduğumuz zaman, ben öyle yapıyorum, kendi fikrim tabii ki. Hep hayaller kuruyorum. Böyle olsaydı böyle olurdu, böyle olsa böyle olur. Umutlar var. İnşallah Hüseyin Hoca'nın dediği gibi ilk devrenin sonuna kadar ne kadar puan toplarsak o kadar bizim için anlamlı ve avantaj olur. İnşallah yeni başkan ve ekibi iyi bir transfer dönemine başlar, şimdiden başlar daha doğrusu. Ve transfer sezonu açılmaz da imzaları attırır. Ve ikinci devrede de çok güçlü, bomba gibi bir Erzurumsporu inşallah izleriz. Temennimiz, dadaşlarımız en azından güzel bir futbol, yanında galibiyetiyle bu ligde kalsın istiyoruz. İnşallah başaracağız. Çünkü Erzurum taraftarı bunu hak ediyor. Erzurum şehri hak ediyor. O kadar da aslında karamsar olmamamız lazım. Ama işte üst üste gelen mağlubiyetler ve oynanan futbol da bizi gerçekten üzüyor ve karamsar duruma düşürüyor. Bir an önce futbolcu kardeşlerimiz ve yetkili başkanımız, teknik heyetimiz bu konuda tedbirler alır ve gereken puanları en azından ilk devrede toplar ve bu takımımız, bu güzel takımımız inşallah ligde kalacak, puanları toplamış olur ve sizleri, bizleri de az da olsa rahatlatır, moral buluruz hiç olmazsa. İnşallah ikinci devrede de zaten iyi futbolcu transferler yapılırsa yeterli puanlarda toplayıp inşallah hak ettiğimiz yerde puan sıralanmasında oluruz diye düşünüyorum. Allah hakkımızdan hayırlısını nasip etsin. Olumsuz düşünmemek tabii zor ama olumsuz olmayacağız inşallah. Umudumuz var. İnanıyoruz ve güveniyoruz. İnşallah takımımız ligde istenilen seviyeye gelecek. Dolayısıyla ligde de kalacak. Bunu canı gönülden istiyoruz. Bizler de Kartiv olarak gördüğünüz üzere imkanlarımızın ölçüsünde, gücümüzün yettiği kadar sizleri haberdar etmeye çalışıyoruz. Sizlerden ricamız, bize de destek olun. En azından ücretsiz olan şey, Kartiv YouTube'umuza abone olun. Beğendiğiniz videoları paylaşın, paylaştırın. Biz de bu moralle her zaman size elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar takımımızın yanında olduğumuzu ve onlarla birlikte başarıya gidecek adımları hep beraber atacağımıza inanıyorum. Sizlerin desteği çok önemli. Allah'a şükürler olsun. O desteği de alıyorum. İzleyenlerimiz, takip edenlerimiz yorumlarıyla, paylaşımlarıyla bize destek veriyorlar. Daha iyi olacak inşallah. Evet, burada mavi beyaz. Böyle arkadaşlarımızın da ismi geçtikçe görmeye çalıştığım zaman onlara da selam göndereyim. Erzurum'dan, dadaşlar diğer Erzurum'dan, özellikle gurbette olan tüm dadaşlarımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. İnşallah bu hafta sonu hiçbir şey olmazsa da Erzurumsporumuz inşallah Beşiktaş'tan puan veya puanlar alır. Her ne kadar
Beşiktaş'ımız, daha doğrusu Türkiye'mizin göz bebeklerinden birisi olan Beşiktaş, ne kadar güçlü olursa olsun, Dadaşlar da güçlü. İnşallah oradan yani puan ve puanlar alacağımıza da inanıyorum. Yeter ki futbolcu kardeşlerimiz de inansınlar. Oradan, İstanbul'dan biz 3 puan alabiliriz diye düşünüyorum. Az önce Nurullah Pala da söyledi. Taraftar desteği olmayacak. Sonuçta iki taraf için de aynı olacak. İyi olan kazanacak ama inşallah Erzurum kazanacak. İstanbul'a selam olsun. İbrahim Par, Arda Seçemeli selam olsun. Cevat Yılmaz, İzmir'e de selam olsun. Antrenmanın 10 dakikası açık bize. Onun için bizim süremiz sanırım doldu. Yavaş yavaş arkadaşlar. Çıkmamızı istediler. Biz de yayınımızı yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Bizi izleyen, bize destek olan, umudu olan herkese selam olsun. Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan şimdilik Allah'a ısmarladık.